Safir Hanım'ın masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, heyecanlı koşuşturmamız bitti mutfakta. Ellerinize sağlık Safir Hanımcığım. Teşekkür ederim. Şimdi sıra geldi yemeklerinizin tadına bakmaya, yorumlar yapmaya. Evet. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. İyiyiz. Beklentiler ne durumda Lara? Yüksek mi beklentiler? Yani beklentim yüksek ama Safir Hanım yetiştirebildi mi bilmiyorum, güzel yapabildi mi bilmiyorum. Çok zor şeyler seçmiş. Ravioli'nin hamuruna nedense hiç güvenemedim. Yani güvenemedim derken Safir Hanım'a mı güvenemedin, yoğuramaz evet, mı? Hayır, yoğurur da onu ince mi yapacak, kalın mı yapacak, orta mı yapacak, o çok böyle ince detaylar. Pek takıldığını da zannetmiyorum o detaylara ama bakalım. Yani sabah şunun altını çizmişti Safir Hanım, hatırlar mısınız? Çiğnemeden yutacağım demişti. Bunu söyleyen biri sence hamuru yapamaz mı yani? Ya bilmiyorum. Peki ben göreceğiz bakalım. Değilim. Evet Lara, senden başlayalım madem yorumlara başladık. Masayı nasıl buldun? Ben masayı pek beğenemedim aslında. Aa. Eski buldum. Eski bulduğum şeyler mesela şu pullu altlıklar. Çok eski usul. Bizim evde çok eskiden vardı. Şu an moda olan bir şey değil. Hani demode mi yani? Demode tabii ki de. Kendisi sunumda çok iddialı olduğunu söylemişti. Tamam, çiçek de çok alakasız. Yani Noel ağacı gibi. Beğenemedim ben ortada. Bilmiyorum, ben masanızı pek beğenemedim. Tuzluklara gelince dün mesela Nurcan Hanım'ın masası gayet sade olduğu için sade tuzluk gerekiyordu. Bunca altın varak kullandığınız için siz mesela daha böyle şahşalı bir tuzluk ve karabiberlik kullanabilirdiniz bence. Şu anki imkanlarımız doğrultusunda ancak bu suplaları bulabildik. Anladım. O belki de moda olabilir ama hiç yoktan iyidir. Bence. Koymasaydı da olur muydu peki? Kattı masaya. Artı ya, yeni yıla girdik. Onun için ben özellikle çiçek istemedim. Arkadaşlarımın da rahatsızlığı nedeniyle canlı çiçeği tercih etmedim. Keşke beni hiç araya katmasaydınız rahatsızlığı deyip bakarak. Çünkü yani yapay olabilir ama hani yılbaşı, gerçekten yılbaşı. Bu arada bu canlı gibi bir çiçek değil mi? Canlı. Yani evet, yok, şu gördüğünüz şeyler canlı zaten. Yapay, hı-hı, değil. Yani yılbaşı bitti geçti. Ha şey, otları hani da canlı. Bunlar evet, da canlı. Evet, devam etmenin bir anlamı yok yani hala o anlamda. Mesela Lara Hanım'ın çiçeği çok şık bir çiçekti. Bu hala yılbaşında kalmışız gibi. Bu rahatsız ediyor mu peki? Kokuyor mu bu? O kokudan yani, dolayı dedi galiba onu da. Kokmuyor ama hani demode olmasını o rahatsızlığa bağlamıyorum. Yani şu anda geçti. Bahane bulmadı. Aynen. Rahatsızlıkla alakası yok. Bunun. Olabilir. Size göre demode olabilir. Yani beni düşününüz çiğnedi. Teşekkürler. Nurcan Hanımcığım, masayı menüyü, nasıl buldunuz? Masayı nasıl buldum? Evet, yani menü çok böyle yüksek iddialı bir yarışmacıya uygun bir menü değildi bence. özellikle soğan çorbası, ravioli, bildiğimiz makarna ama dediğimiz gibi o hamurunu ayarlayabildiniz mi, ayarlayamadınız mı? Bir de bildiğimiz ne sarmamız neydi? Dana biftek sarma. Sebzeli. Yani ben beklerdim ki çok daha böyle meşakkatli, daha böyle uğraştırıcı şeyler yapacağınızı tahmin etmiştim sizin. Öyle bir beklentim vardı ama masaya gelince de ben 2 bardak suyum var benim. Çünkü çiçek ortaya konulan o kadar yer kaplamış ki Lara Hanım'ın bardağında da benim suplama koymuşsunuz. Yer kalmamış. Olabilir, kaymış olabilir. Siz zaten kaymamış. Bardak, orada yer kalmadığı için benim suplamam için üzerine koymuşsunuz. Lara'cığım, evet, bardağını alabilirsin. Bu bardak sana ait. Ama herkesin genelde sağda, evet olabilir belki şey olarak. Evet. Sağ tarafa koymanız gerekiyor Lara Hanım. Yer yok ama orada. Yer yok. Koca bir Noel ağacımız olduğu için maalesef burada koymak zorunda. Çiçek bugün de başa bela oldu. Kaşığın önüne koymanız gerekiyor yani. Siz yerleştirin o zaman. Böyle. Yok, o suplasını şuraya supla. Bu şekilde duracak. Evet. Oturdu mu? Peki ne çiçekmiş mübarek. Bak herkese dert oldu. Kriz yarattı. Masasını da öyle çok yine beklentilerimi karşılamadı. Benden farklı sadece suplalarımız var. Olsa da olur, olmasa da olur. Çok bir şey kattığını düşünmüyorum şu sofraya. Ama siz de bir peçeteyi bile koymamıştınız. Ben çift servis açtım. Tamam, çift servis açmışsınız, güzel ama peçete zaten soframda peçete vardı benim de. İhtiyaç olduğunda uzanıp alabiliyoruz zaten peçetemizi. Ama ben buradan mesela uzanıp alamam orayı. Ben size uzatırım. Problemimiz uzanamamak mı yani, anlamadım. Yani orta karar diyelim. Beklentilerimi karşılamadı masa. Öyle mi? Evet. Beklentileriniz neydi bilmiyoruz tabii ki. Aliye Hanım'a gelelim.
gelelim. Ali Hanım bu arada Safura Hanım sizden biraz şikayetçi. Mutfakta hafif dedikodunuz yaptık. Evet. İnanıyorum. Sizden şikayetçi. Ali Hanım çok negatif biri diyor. Sürekli diyor burayı beğenmemeye gelmiş diyor. Ondan sonracığıma her şeyden şikayetçi diyor. Tamam. Böyle biri misiniz yani? Ben olanı söylüyorum ama. Mesela şu anda da aynı Lara Hanım'ın yorumuna katılarak şu an sanki böyle romantik bir akşam yemeği, yılbaşı akşam yemeği ama romantik, kırmızı peçelerimiz olsun, işte çamağacımız olsun falan. Yani bu suplalar evet yine denildiği gibi koyulmayabilirdi, tabaklar çok şık. Bu lokanta usulü tuzluklar mesela şu tabaklara uymuş mu? Krem beyaz. Yani hani bazı şeyler, ince ayrıntıları düşünmek gerek diye düşünüyorum. Genel olarak benim de Lara Hanım'ın yorumuna katılıyorum. Peki bu negatiflikle alakalı söylemişsiniz bir şey var mı? Ben bunu anlamıyorum. Yani işte burdunun neresi negatif yani? Olana olmuş diyorum, olmayan olmamış. Ben katılmıyorum yorumuna. Haftanın başından beri beni olumsuz, negatif olmakla suçluyorlar. Ben sadece olana olmuş, olmayana olmamış diyorum. Asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Aliyan bu arada toz görebildiniz mi? İncelediniz mi? Evet. Bir toz dedektifliğiniz var ya sizin. Toz yok, bu sefer göremedim. Bakın ne yaptım biliyor musunuz Aliyan hocam? Sizi mutlu etmek için şu tabakları tek tek sabunladım. Kuruladım. Bıçaklarıma, bardaklarıma kadar hiçbir bir şey. Tane şöyle bakın, leke. Negatif olsam beğendim. Hayır, şöyle bardaklarda bir tane yani, parmak lekesi var. Bu arada negatiflikten ziyade grubun en acımasız olarak adlandırdı sizi ama. O doğru söyleyin, 9 köyden kovarlar efendim. Yok, şöyle söyleyeyim. Ben senin bu acımasızlıktan kastığın yani eleştirileri mi? Birçok arkadaşım da hiçbir şeyi beğenmediniz yani. Hep bir şey vurdunuz evet, yani. Ben ortak yorumlar yaptığınızı düşünüyorum. Çoğu şeyi yediniz, gayet de lezzetli buldunuz ama sırf ama beğenmemek için. Bence de benim yemeklerim. Tamam ama çoğu şey yediniz. İnanın. Lezzetlerini beğendiniz sonra da beğenmiyorum yaptınız. Siz de beğenmemek için beğenmiyorsunuz. Hayır. Eleştiri için gelmişsiniz bu programa bence. Doğru söylüyorum. Niye eleştirmez mi Ali Hanım? Eleştiri için mi geldi buraya? Evet. Çok. Yani ben bu konuda Safura Hanım'a katılıyorum. Geldiği günden beri beğenmemekten başka hiçbir şey yapmıyor. Beğense bile ilk başta beğeniyor, sonra çevirerek ben beğenmedim diyor. Yani Ali aslında yerinde yorumlar yapıyor ama bir kere mimlendiği için bütün oklar direkt o tarafa yönleniyor. Yani negatif eleştirilerde bir numara. Hep olumsuz düşünüyorsunuz. Şu an çok üstüne geliyor arkadaşlar. Hayır. Siz önümüze geliyorsunuz. Pardon, yani ben yerinde bir şey söyleyeceğim. Yaptım. Ben size şu an verdiğiniz puanları bile kestiriyorum. Kime ne verdiğinizi. Tahmin edebiliyorum. Aa, kestiriyorsun. Söyleyeyim mi? Dur söyleme şimdi bir de. Kadir Bey'e söyleyeyim mi? Kime ne verdiğinizi. Evet. Hemen mi söyleyeceksin şimdi? Hemen söylerim. Yani bunun, bu bilginin bize bir faydası olacak. Mesela hocam kaç puan verdi? 2 vermiştir. Lara'ya? 2 verdi. Ben de öyle düşünüyorum. Bana da 2 verecek. Oysa ki masada daha yemek şey yemedik canım. Hayır hayır. Daha önceden belirleyip geldim. Çünkü o hırsı var ya. Evet. Ne hırsı var? Allah o çiğ çiğ yerim. Hırsı, hayatım senin hırsın kişiliğinin önüne geçmiş. Biz o hırsı sizde gördük ama sizden yok, öğrendik. Yok hayır. Büyümüşsünüz ya. Hayır. Çok güzel. Hırs mı kıskançlık mı? İkisi ya neye yorumlar? Şimdi bak sen de hırslı bir yarışmacısın. Hırs bambaşka bir şey. Ben şey dedim ama ya daha ben Ali Hanım'ın da neler yapabileceğini görmek. Yani bunu şu an yarışmacı. Neden hırslı buldun? Ben ona tahmin ediyorum çünkü ben kendime bakın göre... yarışmanın ismi bile en hamarat benim ve benim ağzımdan şunu duydunuz mu? En hamarat benim, en iyisini ben yaparım, çiğ çiğ yerim onları gibi bir laf duydunuz mu? Ben duydunuz. Söylüyorum. Hepimiz kendimize siz, güvendiğimiz için buradayız. Yani hani siz biraz ya, benim söylemlerimden rahatsızlık duydunuz. Hayır şimdi hani çiğ çiğ yerim, yutarım. Hani çiğnemeden yutarım cümlesi. Dikkat edin bu aranızda kalmasın. Evet Ayşe Hanım size gelelim. Nasıl buldunuz masayı? Masayı ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Bunlar olmayabilirdi. Aha. Tuzluklar tabaklara uyumlu olabilirdi. Yani çiçeğe arkadaşlar kadar çok takılmıyorum. Çünkü kozalağı seviyorum. Yok ona da takılın. Çam... Yok değil, arkadaşlar takılın. Kadar çok takılmıyorum. Yani bu tarz şeyleri, Noel ağaçlarını falan kendim çok sevdiğim için. Yani benim için hoş. Yemeklere geçelim mi o zaman? Ayşe'nin yorumlarında yemekle birlikte alalım. Evet soğan çorbası. Sen İtalya'nın dedin, Lara Fransa'nın dedi. Bakalım Fransa ile İtalya'nın arasında ne gibi fark var mı soğan çorbasında göreceğiz. Gardlarını almışlar bana karşı, zırhlarını da kuşanmışlar çünkü ben çok büyük konuştum gerçekten. Bu benim kimliğim yani. Ben bundan vazgeçemem. Kim ne derse desin. Güzelim masamıza amma laf ettiler. Daha iyisini yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar. Ali Hanım mı hırsız siz mi? Bakın benim her zaman hırsım var.
her konuda ben hırslıyım ama şu da bir gerçek. Her şeyin de dozunda hırslıyım yani. Ben hayatımı buraya bağlamadım yani. Rahat rahat söyle, niye çekiniyorsun? Söyle, üstüne çok mu geliyorlar? Gelmiyorlar mı Kadir Bey? Çok üstüne geliyorlar. Ben soruyorum yani, geliyorlarsa. Mesela kim geliyor? Söyle açık açık. Ne, yani neden Ali'ye? Yani Sabri Hanım'ın niye bugün şimdi bana taktığını kendi gününde anlamadım. İki gündür yedik, üçüncü gün ne oldu? Mutfakta direkt söyledi bunu yemek yaparken bu arada. Allah masadan Allah. Konuştuk, yarışmacılardan konuştuk. Dedi ki Ali Hanım dedi, grubun dedi en acımasıydı. İki gündür neden dedi? Yani? Artık bilmiyorum ya da gününü mü bekledi bunu söylemek için. Neden dedi peki yani, Ali Yeleli gibi bir problem yaşadı. Dedi ki masada hiçbir şey beğenmiyor dedi. E ona ne? Doğru tespit etmiş aslında. Pardon, ona ne şimdi? Onun masasında bir şey beğenmesen der ki... Siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Genel tavrınızdan rahatsızmış. Genel tavrından rahatsızım. Ama hiçbir şey beğenmiyorum. Ama kişisel olarak ona bir zararım dokunmadığı sürece onu ilgilendiren bir durum yok. Masasına gelen şeyi güzel olmuş beğenmem. O zaman der ki ya zaten bu da hiçbir şey beğenmiyor. Ama acaba bu davranışlar bana da gelir diye mi bu şekilde söyledi? Hani onlara yapsın, bana da yapacak. Bir yarışma ya Ali ya. Işte. Burası bir yarışma ya. Tavırlarınızı o da inceliyordur illaki. Hem Lara Hanım'ın hem de benim masamdaki tavırlarınız anladım. Demek ki bu yönde böyle etki yaratmış. Ben hakkaniyetli yorum yaptığıma inanıyorum yani. Ay o Ali'ye var ya, inceden böyle iğne oyası gibi işliyor aslında o kelimeleri, onun o kadar derin yerlere gidiyor ki. Yani Ali'ye hepimiz herhalde bir şeyden anlamıyor sanıyor ama tavrıyla, tarzıyla, jest ve mimikleriyle biz onun neler yapmak istediğini anlıyoruz.